Evet, kısıtlama saatlerinde bir genç elinde bir poşette ilerliyor. Benzin var orada. Bu arabanın üstüne bu şekilde döküyor ve ondan sonra da bu arabayı, benzini tamamına döktükten sonra ateşe veriyor. İşte aynen böyle. Bu genç adam elindeki benzin bidonunu, akşam kısıtlaması başlar başlamaz İstanbul'da kaydedildi görüntüler. Elindeki benzin bidonunu hiç tereddüt etmeden otomobilin üzerine boca etti. Sonra da ateşe verip kaçtı ve bakın bunu hangi gerekçeye dayandırarak yaptı. Benzin döküyor abi. Sabah geldiğimizde araç kombine yanmış haldeydi. Eski sevgilisinin intikamı alevli oldu. Benzin döküp otomobili yaktı. İddiaya göre bu aracı ateşe veren adam genç bir kadınla sevgiliydi. Kadın ondan ayrılıp başka biriyle birlikte olunca öfkeden deliye döndü. Akıl almaz bir plan yaptı. Kıskançlık krizine girdi diye yaktı beni diyor. Vallahi olabilir abi. Kısıtlama başlar başlamaz planı devreye soktu. Akşam 9'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisinin iş yerinin önüne geldi. Yanında bidon vardı. O bidonun içinde de benzin vardı. İşte o benzin bidonunu bu aracın üstüne döktü. Ardından ateşe verdi. Alev topuna dönen otomobil dakikalarca yandı. Araba komple yandı. Allah'tan itfaiye yakın olduğu için söndürüyor. Kıskanç eski sevgili otomobili kundaklarken iddiaya göre yanlışlıkla kendini de yaktı. Kameralardan bir tane beyaz montlu bir kişi arabayı yakıp gitmiş, kaçmış. Hatta giderken de kendini de yakmış. Gün gören güvenlik büro amirli ekipleri çevredeki tam 45 kamerayı saatlerce izledi ve sonunda o şüpheliyi tespit etti. Kundakçı tutuklandı.